Merhabalar Zümrüt'e dekorasyon takipçilerimiz. Bugün yeni bir ürün ile karşınızdayız. Mağazada değiliz. Size daha iyi gösterebilmek adına normal üçlü koltuk üzerinde denedik biz. Bir taraftan takipçilerimizi gelsinler. Ufak ufak ekranlarda görmüş olduğunuz ürünle alakalı ben bilgi vermeye başlayayım sizlere. Biliyorsunuz süngerli halı örtüsü yapıyoruz zaten. Bizden çok talep ettiğiniz süngerli koltuk örtüsü de. Onların modellerini farklı olacak şekilde biz süngerli koltuk örtüsü yapımına da başlayacağız Allah nasip ederse. Bir tane örnek numune çalışmamız oldu. Sizlerle de bunu paylaşmak istedik. Ekranlarda görmüş olduğunuz koltuğun üzerindeki koltuk örtüsü yine lastikli olarak birazdan detaylı olarak göstereceğim sizlere. Şöyle modeline beraber bakalım. Haki yeşilinin, kabın içi renginin, bununla beraber kremin, vizyonun içinde olduğu bir renk. Evlerinizde de şu an çok tercih etmiş olduğumuz tonlarda zaten. Sizin talebiniz üzerine şimdi süngerli halı örtülerinde biz sizlere örnek gösterdik. Onlara göre sizler seçim yaptınız ama koltuk örtüsünde benim sizin fikrinize ihtiyacım var. Biz bu şekilde desenli ya da pano model demiş olduğumuz hani 3 boyutlu duracak şekilde modellerden 2 tane daha aslında yaptırdık. Bunlar numune çalışmalarımız ama bizim bu model çok hoşumuza gitti. Hatta diğerini takarız. Bir bakarız. 3 boyutlu olan da var burada. 3 boyutlu olanı da takarız. Ekranlarda görmüş olduğunuz süngerli koltuk örtüsü. Şu köşe bölümlerini gösteriyorum sizlere. Sizin koltuğunuza özel dikim yapıyoruz zaten biliyorsunuz. Kesinlikle kayma yapmıyor. Şöyle biz takarken çok zorlandık. Hatta şimdi bunu çıkartıp diğer 3 boyutlusunu takacağız. O zaman siz de anlayacaksınız ne demek istediğimi. Takarken biraz zorlanabilirsiniz ama kullanırken çok rahat edeceksiniz. Arkadaşlar bunu bir çıkartalım isterseniz önce. Bir gösterelim komple lastik bölümlerini. Şu an hem model çalışması yapıyoruz hem de fiyat çalışması yapıyoruz bu ürünle alakalı. Kalın bir kumaş. Yine süngerli kadife biliyorsunuz. Altında süngeri var kumaşımızın. İzliyorum takıp çıkartırken çok zorlandık zaten. Hemen bir yere sıkışmış. Onu da çıkarsın arkadaşımız oradan. Sizler de bizlere hangi modellerde olabilir diye bu postun altına, canlı yayının altına koltuğunuzda istemiş olduğunuz model ve tarzları atarsanız en azından bize de fikir olmuş olur. Şimdi şöyle bakıyorsunuz kumaşa. Arka kısmını göstereceğim sizlere. Arka kısmı süngerli yine. Bu da koltuğunuzda kımıldamamasına sebep oluyor. Takarken çok zorlanıyoruz. Köşe bölümleri sizin vermiş olduğunuz ölçülere göre yapılıyor zaten ölçüler. Şimdi bir tane de 3 boyutlu takalım. Biz takarken patlattık biraz. Şimdi ölçüleri oturtmaya çalışıyoruz. Diğerini takalım. Koltuklara uyar mı? Yine koltuğunuzun resmini atacaksınız. Koltuğunuzun resmine göre dikim yapacağız biliyorsunuz. Biz de hani standart ürün yapmıyoruz biz. Özel müşterilere özel ürünler diyelim. Böyle bir modelimiz de var. Ben diğer çiçekli modeli daha çok beğendim ama ne kadar nasıl olur bilemiyorum. Takması çok zor. Şimdi arkadaşlar biraz boğuşacaklar onunla. Siz de izlersiniz. Takarken zorlanacaksınız. Söylüyorum tekrar. Biz bunun ebatını biraz da küçük yapmışız buna göre. Hani kumaşın tam olarak ne şekilde saracağını bilmiyoruz. Böyle birkaç numunemiz oluyor kumaşı oturtturana kadar. Halı örtünüzden çok memnunum. Çok teşekkür ediyorum Yeter Hanımcığım. Çok sağ olun. Biz müşterilerinizin memnun kalmayacağı ürünleri yapmıyoruz. Ürünler memnuniyet garantili. Bunu her daim söylüyorum ben. Kadife'de de süngerli modeli istemiştiniz. Koltuk örtüsü için çok talep olmuştu. Bu sebeple biz de süngerli koltuk örtüsüyle alakalı çalışmalarımıza başladık. Bu da 3 boyutlu demiş olduğumuz ürünlerden aslında görüyorsunuz. Şöyle koltuğun üzerindeki modelleri. Aslında daha canlı duruyor ama hani koltukta ne şekilde gider bir süre sonra insanın gözünü yorar mı? Buna emin olamadık. Şöyle sizinle beraber bakalım. Şimdi bu mu daha güzeldi? İlk giydirdiğimiz model mi daha güzeldi? Onunla alakalı bana da bilgi verirseniz ben çok memnun olurum. Koltuk örtüsünde çığır açıyoruz. Süngerli kadifeyle. Evinize yeni bir hava katacaksınız. Farklı farklı modellerimiz olacak yine bunlarla ilgili de. Evet. Tekrar diğerini takalım. Şimdi ikisi arasında tarz olarak önce bir tarzı belirlemeye çalışıyoruz. Yapışıyor, kıpırdamıyor hiç. Yani mesela şöyle bir gösterirsem size yakından kımıldamıyor zaten. En önemlisi kaymaması. Kesinlikle en önemlisi kaymaması. Şimdi Eda burada mı? Eda'yı bir zıplatsanıza koltuğun üstünde. Eda bu tarafta, bu tarafta. Şimdi çocuğumuz da var burası. Bizim aile akrabalarımızdan birinin evi. Şimdi bir tane kızımız var. Kızımızla koltuğun üstünde bir zıplatalım bakalım.
Eda Nur. Eda Nur. Zıpla bakalım. Şu koltuğun üstüne bir zıpla bakalım. Kayıyor mu kaymıyor mu kızım? Zıpla bakalım. Zıplayabilecek misin? Zıplayamayacak mısın? Ben büyüğüm. Ha, büyükler zıplamaz. Tamam. Yapacak bir şey yok. Eda büyümüş artık. Koltuk üstüne zıplamıyor. Ben çok beğendim. Halı örtülerimiz nasıl? Halı örtülerimiz de güzel. Zıplamadı. Yapacak bir şey yok. Oturtturalım mı birilerini, kaldıralım? Kımıldamıyor. Kımıldamıyor hanımlar. Şöyle göstereyim sizlere. Çok rahat kullanımı. Eda Nur gel bak. Çikolata vereceğim sana. Çocuklar çikolatayı severler. Deneyelim bir. Güzel duruyor. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu 3 boyutlu olan demiş olduğumuz tarz. Diğerini bir tekrar takalım. Anlık geçiş olursa daha kolay sizler de fikir verebilirsiniz. Lütfen bunun altına fotoğraf atarsanız, hani hangi şekilde istiyorsunuz, koltuk örtülerimizin modelleri ne şekilde olabilir diye. Biz de model seçimlerimizi ona göre seçebiliriz. Ona göre tercih edebiliriz. Yine yüksek modelle başlayacağız. Sonra sizin beğenilerinize göre model sayısı aşağıya düşecek. Beğenileriniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kırlentlerimiz var. Bunlardan da kırlent yapımına başlayacağız belli bir süre sonra. Eda zıplamadın ama. Bunu yapalım. Zıpla olur mu? Üzerinde. Hiçbir şey yapmayacaksın. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam, Eda ile anlaştık. Şimdi bunu takalım. Eda'yı da üzerine zıplatalım. Kayıp kaymasına bir tekrar bakmış oluruz. Bu daha güzel. Güzel duruyor. Bu güzelse beğenilerinizi bekliyorum sizlerden. Şimdi diğerine bayağı bir beğeni geldi. Bakalım buna ne kadar beğeni gelecek. Takması zor hanımlar. Tekrar söylüyorum. Ola ki inşallah başlayacağız. Hani ben bunu takamıyorum, zorlanıyorum demeyin. Süngerli olduğu için. Hani bir taraftan bir tarafa şimdi anlatayım. Kımıldamadığı için sıkıştırmakta zorlanıyor arkadaşlarımız. Ama bir kere taktığınız zaman da sonrasında tekrar herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Yani bir hafta boyunca hiç kaldırmadan kullanabilirsiniz. Üzerinde zaten bir şey tutmaz kumaş olduğu için. Değil mi? Çocuklar güldürüyorlar bizleri. Evet, bence bu daha güzel oldu. Eda, hadi zıpla bakalım üzerinde. Bak, normalde hiç zıplatılır mı? Oldu mu? Bakalım. Görmüş olduğunuz gibi hanımlar, kayma toplanma yapmıyor. Şimdi fiyat daha belli değil. Fiyat çalışması yapıyoruz. Model çalışması yapacağız. Model çalışması ile ilgili de ben sizlerden bilgi bekliyorum. Bizlere nasıl ulaşabilirsiniz? Sayfamızın mesaj bölümünden ya da 0534-668-2005 WhatsApp numaramızdan. Ben de bu modeli daha çok beğendim. Bu tarz daha güzel duruyor sanki. Hem yeni model koltuklarda da var bu şekilde çiçekli, böcekli koltuk örtüleri. Koltuklar onlara da benziyor biraz. Köşe koltukları da yapacağız inşallah, Allah nasip ederse. Şimdi bununla alakalı bu postun altına koltuk örtülerinizde çok beğendim ama hiçbir yerde bulamıyorum ya da bu tarz olursa çok memnun olurum dediğiniz modeller varsa lütfen atın. Onları da değerlendirelim. Bizler istemiş olduğumuz modeli bastırabiliyoruz çünkü. Çok teşekkür ediyorum ilginize, alakanıza. Tekrardan kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.